Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa ortodontide uygulamalarımıza başlayacağız. Başlangıçta tel bükmeyle başlıyoruz. Benim de ilk tel büküşüm olacak. Göreceğiz. Sabah, daha sabah dizim kalın çıkıyorsa ve yeni uyandım. Şöyle elimde birkaç tane pens var. Bir bird pensimiz var. Bir de nasıl okunduğunu bilmiyorum, telaffuzunu bilmiyorum. Wild Such pensimiz var. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Telaffuzunda daha önce sanırım hiç duymadım. Bir tane daha büs pensimiz olması gerekiyor ama muhtemelen arkadaşım da karışmış. Pensimizi göstereyim şöyle penslerime. Şöyle bir tane pensimiz var. Şöyle arkasıyla kesebiliyoruz. Telimizi atıyorum, şöyle arasına sokuyoruz. Kesebiliyoruz. Bundan dolayı yan keski aletini almanıza gerek yok. Bunun arkasıyla yapabilirsiniz. Bunu protez dersinde aldırdılar. Ortodonti dersinde sadece 139 pens istemişler. Bird pens istemişler. Herhalde bird pens şu an elimde yok. Ama bakacağız. Şu da muhtemelen wild such pensi olabilir. Ya bird ya da wild such pensi zaten. Pardon. Evet. İşte bakacağız. Şimdi telimi aldım arkadaşlar. Şöyle bir kağıt verildi bize. Burada görüyorsunuz şekiller var. Bir tane altta dümdüz bir çizgi var. Sonra iki tane yuvarlak var, iki tane kare var, iki tane üçgen var. Biz ilk başta düz telle başlayacağız. Yani şu gördüğünüz teli görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle hafif eğilip bunu düzlemeye çalışacağız. Bakalım, düzlemeye çalışacağım. Düzleyeyim. Şimdi ucundan tutuyormuşuz şöyle. Derste gördüm. Kadını da yapacağım ben de. Şöyle ucundan tutuyormuşuz. Sonra baş parmağımızla, kuvveti baş parmağımızla şey yaparak tutarak şöyle çekiyormuşuz. Yani şu ana kadar 3. sınıfın 2. dönemindeyim şu an. Şu ana kadar dersler kolaydı, uygulamalar kolaydı. Sabundan diş yapma, total protez, bölümlü protezi daha görmedik, göreceğiz. Ondan sonra acaba restoratifte kavite açma, diş kesme. Şu ana kadar pek bir şeyde zorlanmadım açıkçası. Ama derste alet edevatlarım yoktu, telim falan yoktu. Arkadaşın telinden denedim, aletleriyle denedim. Yani bir teli düzleştirmek ne kadar uzun sürebilir diyeceksiniz ama uzun sürüyor. Hoca tık tık 2 dakikada yaptı, tel dümdüz oldu. 10 saat biz böyle çekmeye çalışıyoruz teli. 10 saat şöyle. Ben anlamadım yani. Bir de tel uzadıkça bölümlere ayıracağız. Mesela bu kısa bir tel olduğu için ben ucundan tek bir seferde tutup, sadece ucundan tutup yani düzleştirmeye çalışıyorum şu an. Gördünüz, yavaş yavaş birazcık daha düzleşiyor. Bakalım. Uzun zamandır da video atmıyorum, video atmış oldum. Nasılsınız, izlesiniz umarım. Yurt dil çalışmaları falan vardı, bayağı aksadı. Daha doğrusu videolar aksadı yani. Bu yok dil açıklansın. Yok dil ile ilgili bir oynatma seti çekeceğim bu arada arkadaşlar. İngilizce sınavıyla. A'dan Z'ye her türlü akılda olan soruları cevaplamaya çalışacağım. Şu an istediğimiz pens yok herhalde ya. Bir tane pens vardı. Ortodont pens. Ortodont için aldırılan pens. O pens sanırım yok şu an bende. Prototipte istenilen penslerle yapmaya çalışıyorum. Ama çok önemli değil. Zaten sadece ucundan şu şekilde tutuyorum yani pensle. Ondan sonra elimle şöyle dümdüz çekiyorum. Şimdi bir de üçgende ve karede şey yapacakmışız. Kare kıvırma var. Yapacakmışız derken kıvırma var. Köşelerinden 90 derece kıvıracağız. Onu sanırım bununla yapamam. Elimdekinin çünkü her iki tarafı da eğimli. Fakat şunda şu köşesi sivri, dik yani dik geliyor. O köşesiyle yapmaya çalışacağız bakalım. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Benim de işim var, çıkmam gerekiyor sonra dışarı. Bakalım ne kadar olursa olduğu kadar. Kaç dakikada bakalım bir tane tel düzleyebileceğiz. Sanki böyle kibarca seviyoruz. Bir de keli defo... keli diyorum. Teli
deforme etmemek çok önemliymiş arkadaşlar. Yani mesela arkadaş hafif deforme etmişti ortasından, hatırlıyorum derste. Sonra düzelmedi, o tel düzelmiyormuş yani. Sonra ortasından şöyle pıt diye birazcık fazla yaptı, deforme oldu. Tel gitti sonra. Ama yani hani bir teli düzleştirmek ne kadar zor olabilir diyorsunuz ya. Gerçekten hani herhalde tecrübe istiyor. Daha benim de yani kaçıncı tel düşüm bu? İkinci tel düşüm ya da üçüncü tel düşüm. Ama evde kendim, yani kendi aletlerimi ilk defa büküyorum. Bu telin 1 metresi, bu 0.7 milim yuvarlak tel arkadaşlar. Yarım daire değil, çok önemli, yarım daireler olmuyor. Bu tam daire, 0.7 milim olacak ortodontide. Hocamız öyle istedi. 1 metresi 7 TL'ydi arkadaşlar diş deposunda. Bu pensler de 3 tane şöyle çeşit çeşitte Bird Pens aldım. Waltz Pens, Waltz Such Pens aldım işte. Bir de herhalde Büst Pens aldım. Kaç lira tuttu? Hepsi 3 pens yani 185 lira tuttu arkadaşlar. Aletler pahalı yani, bilmiyorum ama şu dolardan ve eurodan muhtemelen. Çünkü mesela yurt dışından gelse bunlar 10 dolar olsa, neyse o konulara hiç girmeyelim. Ülkemiz için üzülebiliyoruz tabi. Hani bu siyaset vesaire değil, tamamen ülkemiz için. Herhangi bir siyasi görüşe sahip değilim. Öyle. Garip oldu burada konuşmaları. Neyse devam edelim. Oğlum hala düzleşmedi bu ya. Yanlış bir şeyler yapıyorum herhalde. Birazcık da şuradan. Ben şey geliyor böyle. 2 dakikada düzleştiririm gibi geliyor. Bana versen Enes 2 dakikada düzleştiririm falan falan. Öyle değil ama arkadaşlar. Şimdi korkuyorsunuz zaten. Hani deforme edeceksiniz. Açıkçası şu an ben hani yanlış bir şey yapacağım da deforme edeceğim diye korkuyorum. Yavaş yavaş şey yapıyorum. Aslında şöyle öğretildi yani. Böyle sıkıyorsun, şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Hocalar böyle yapıyordu. Aha, oldu. Sıkıyorsun, baş parmağına çekiyorsun. Sık, çek. Şey var ya. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Pilates derslerinde falan var ya da spor şeysi. Sıra yapıyorlar ama. Çocuk geliştirmeleri pek fazla yapmazlar ama. Bir şey böyle bağırılır onlardan. Şöyle nefes al, ver yolda. Bu daha çok güzel oluyor. Vaa yapınca. Bakınız şimdilik bu kadar düzleşti. Böyle biliyor mu? Evet. Daha tam düz değil ama böyle 180 derece olması gerekiyor bunun. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum ama 180 derece yapmaya çalışacağız bakalım. Evet, bu da böyle bir video oldu. Birazcık sıkıcı bir video. Ama olsun. Gene de siz ortodonti dersinin ilk şeysinde ne yapmanız gerekiyor bunu öğrendiniz. Fiyatları öğrendiniz. Telin 0.7 milim ve tam yuvarlak tel olduğunu öğrendiniz. Bir de protetik dersi var. Bölümlü protezde ise 0.9 milim yuvarlak tel istendi. Bölümlü protezlerde de kroşe yapmak için. Ya cazip gelen aslında mesela endodontiyi mesela ben gördüm, klinikte gördüm. Pek fazla cazip gelmedi arkadaşlar. Beni cazip çekmedi yani pek. Restoratif de hiç çekmiyor. Restoratif derslerini de mesela öyle hiç yapmıyorum. Ama proteze zevk alıyorum mesela. O diş kesiyorum. Güzel güzel. Sonra bir şeyler yapıyorum. Diş dizme, diş kesme. Ondan sonra ne bileyim kayda pila hazırlama. Total protez. Parsiyel de yapacağız şimdi. Muhtemelen onda hoşuma gidecek. Bilmiyorum, daha hoşuma gitti böyle. Ama cerrahlık da böyle çok güzel geliyor. Cerrah deyince de çok güzel bir defa. Bir de birçok sebebi var aslında cerrahlığında. Yani cerrahlığa yatkın olmamında. Ortodontiye de bakacağız artık. Ortodonti zaten en popüler.
branş, uzmanlık branş diyelim. En popüler uzmanlık branş ortodonti. İkinci sırada da yanlış bilmiyorsak cerrahi geliyor. Ondan sonra öyle diziliyor. Bakalım herkes için hayırlısı olsun. Yavaş yavaş düzleşti telemiz. Saat 11 dakikayı geçmiş video. Bunu ben edit yaparım muhtemelen. Birazcık daha kısaltırım ama kaçıncı dakikada başladığını tam bilmiyorum. Ama 10 dakikada düşün işte. Bir tel düzleşti yani. 10 dakika sürdü. Birazcık da öbür taraftan tut diye. Bu ortodontistler de böyle eliyle mi yapıyor? Çok merak ettim yani. Bir tiz bu kadar teknoloji gelişti. CAD/CAM'ler bilmem neler, cart curt var. Yani şu biteli düzlemek için bir alet yapılmamış mı yani? Şöyle koysun seni jack diye düzlesin filan. Ya vardır muhtemelen diye düşünüyorum. Böyle 10 dakika uğraşılır mı ya? Gerçi onlar 2 dakikadan daha kısa sürede yapacağını düşünüyorum hocaların. Yapıyorlardı zaten. Çok hızlı bir şekilde onlar düzleştirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ama gene de ne bileyim ya. Hani düz olmaz, ne bileyim işte dediğim gibi tam düz olmaz. Kusurlu olur falan. Vardır mı mutlaka diye düşünüyorum. Çekmemi istediğiniz bir video varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Hala düzleşemedi. Bak bir de hoca şey dedi. Mesela şunun arkasına koyuyorsun. Bunun arkası şöyle işte. Şöyle koyuyorsun. Şöyle çekiyorsun. Böyle bir yöntem daha öğretti bizim hoca. Hani şöyle koydun ama bu çok kısa bir tel olduğu için bununla yapamıyorum. Daha uzun bir tel olması lazım. Bir de elim kayıyor yani. Elim şuradan kayıyor. Biz yine devam edelim. Bakalım. Vay anasını ya. Tam ucunu alayım mı? Şimdi birazcık çözülmüş ya. Evet. Şimdi arkadaşlar. Mesela böyle eğimli olsun. Baş parmağımı bu tarafa getireceğim. O tarafa doğru ittirip çekecekmişim. İnanın şimdi öğrendim. Şimdi geçtim. Evet. Bakınız. Birazcık daha düzleşti sanki. Tam %100 oranla düz olmasa da birazcık parmaklarımız da deforme olabilir. Ama insan sağlığı için tabii ki de değer diyeceksiniz. Perfect. Perfect. Almanca'da perfect, perfect diye okunuyordu. Perfect. Güzel diyeceğim. Perfect. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar gördüğünüz üzere hala tam daha kötüleştirdim ya. Çok oynayınca falan da kötü oluyor. Bu sıkıntılı bir şey. Hani şey sıkıntı. Hani mesela diş kesersin. Bir şey hani yaptığın işi bilirsin yani. Daha ciddi bir iş vardır. Burada mesela sadece bir teli düzlemek olay ya. 10-15 dakika sürüyor. 10-15 dakikada 2 tane diş kesersin. 5 tane kavit açarsın. Abartmış olabilirim şimdi, şey yapmayın. 3 tane kaviteyi açamayıp yani güzel bir şekilde açılabilir. Tabanını düzlemeye gidiyor. Tam daha hala düzleyemedik ya. Yani tam dersi mi dinlemedim acaba, başka taktikleri falan da mı vardı? Ucu tam ucu, tuttuğumuz ucu kısmının da tam düz oldu. Yani şu an bu kadar olabildi arkadaşlar. 17 dakika yaklaşıyor. Videoyu çok uzun tutmamak adına bu kadar yapacağım yani. Bir tel bu kadar da uzun sürmez ki. Tel düzlüyoruz abi. Tel düzlüyoruz yani. Ortodontinin popülerliğini bitirecek video. Ortodonti neden seçmemeliyiz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tel düzlemek için bu kadar sabretmeniz lazım. Adam da sabuna sabredemiyor. 2-3 saat başında tutamıyor başlarda.
ter düzlemek için de ne bileyim. Böyle teli seviyoruz arkadaşlar. Canım telim. Ciciş telim. Seni ben çok seviyorum. Bebişim. Telinizle bebek, anne bebek ilişkisi kurun. Onu okşayın. Onu sevin. Onu kibar davranın. Küsmesin. Küserse bir daha kullanamazsınız. Tamam, şimdi ben bu kadar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle oldu. Daha hala tam olmadı. Bakayım ne kadar. Bir kısmı düz gibi işte. Yani. Bir kısmı düz gibi. Bir kısmı düz gibi. Bir kısmında hala sıkıntı var ama. Şöyle bıraktığınız zaman cama bıraktırıyorlarmış bazı hocalar hatta. Mesela şöyle cama bıraktığınız zaman şöyle dümdüz duracak, böyle sekmeyecek filan. O tarz böyle kuralları varmış. Neyse, çalışırız. Şu an işim var zaten. Çıkmam lazım. Arkadaşlar güzel bir video olmuştur umarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.